İsmail bin Ubeyd bin Rifa'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle bir hadis rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: İnnet tüccare yub'asune yevmel kıyame füccaren illa men itteka ve berre ve sadak. Maali, kıyamet günü tacirler facir olarak bahsolunurlar, diriltilirler. Allah'tan korkan, iyilik eden ve doğru olan müstesna. Çok kıymetli Müslümanlar, değerli kardeşlerim, İslam'da ticaret makbul bir iştir, bir meşgaledir. İnsanların kendi elleriyle kazandıkları, kendi emekleriyle elde ettikleri rızıklar en helal rızıklardır. Gerek ziraat yoluyla, gerek ticaret yoluyla helal yoldan kazanılırsa, bu insanın İslami hayatında da ona büyük bir yardımcıdır. Ama haram yoldan kazanılan, midesini haramlarla dolduran bir insan düşününüz, bir Müslüman düşününüz, bu mal, bu yedikleri onun için bir nimettir. Allah yolundaki ibadet, kulluk ve hizmetine de manidir. Çünkü onun kanına karışan bu haramlar, onun huzurunu alır götürür. İhlasını alır götürür. Allah Celle Celaluhu, Cuma suresinde şöyle buyuruyor: Yeryüzüne dağılınız, Allah'ın lütuf ve ihsanını arayınız. Demek ki Müslümanlar çalışmakla emrolunmuşlardır. Ticaretle, ziraatle, çeşitli sanat dallarında kazanmak ve başkalarına yük olmamakla emrolunmuşlardır. Ticaret meşrudur. Ancak bazı sınırlar konulmuştur. Aldatma olmayacak ticaret. Gapni fahiş olmayacak. Yani aşırı kâr, başkalarını zarara uğratacak bir kar olmayacak. Allah Celle Celaluhu'nun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yasak ettiği yollardan ticaret yapılmayacak. Mesela faiz en büyük beladır. Bugün toplumların başında en büyük belaların başında faiz gelmektedir. İnsanlar zannediyorlar ki faiz ticareti çoğaltır. Hayır. Allah Celle Celaluhu yasak etti. Haram kılmış. Faizle iştigal edenleri Allah ve Resulullah'a harp halinde olmakla vasıflandırmış. Allah'ın haram kıldığında bereket olmaz. Allah'ın haram kıldığında hayır olmaz. Onun için her Müslüman ticaretini Allah ve Resulullah'ın koymuş olduğu sınırlar içinde yapmakla mükelleftir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Buhari ve Müslim'de geçen bir hadis-i şerifte mealen şöyle buyuruyor: Sizden birinizin ipini alıp sırtında odun taşıması, Allah'ın kendi fazlından ihsan etmiş olduğu bir kimseye gelip, o kimse ister versin, ister vermesin, dünyalık bir şeyler istemesinden daha hayırlıdır. Evet, daha hayırlıdır. Öyleyse bu hadis-i şerifle değerli kardeşlerim, dilencilik men edilmiş olur. Müslüman asla dilencilik yapamaz. Ama bir Müslümandan borç isteyebilir ihtiyacı. Fakat borç isteyip onu aldıktan sonra da borcuna sadık kalması lazım. Hele hele imkanı olan, zengin olan bir kişinin borcunu tehir etmesi, başkasını böylece üzmesi, yani alacaklısını üzmesi bir zulümdür. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle buyurmaktadır. Fakat darda olan bir kişiden alacaklı olan kişinin de onu tehir etmesi onun cömertliğindendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu tavsiyelerine uyarak ticaret yapanlar, Allah Celle Celaluhu'nun koyduğu ölçüler içinde ticaret yapanları Allah Celle Celaluhu da övüyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de övüyor. Ancak
ticaret edenler şu hususlara çok dikkat etmeleri gerekir. 1. Helal kazanmak ve ticaretinde doğru olmak. 2. Dünyaya dalıp ahiretini unutmamak. 3. Önce Müslümanlara hizmeti, sonra kazancı esas almak. 4. Kazandıklarının fazlasını Allah yolunda harcamak. 5. Ticaret yaparken Müslümanları aldatmamak. Ölçü ve tartıda hile yapmamak. Faizle asla ve asla iştigal etmemek. 6. Zenginliğinden dolayı şımarıp ücüp ve kibre düşmemek ve yaptığı hayırlara riya karıştırmamak. 7. Yaptığı ticarette ortağı varsa ona asla ve asla ihanet etmemek. Çünkü Allah Celle Celaluhu bir kutsi hadis-i şerifte buyuruyor ki iki kişi doğruluk üzerine birbirine ihanet etmeden bir iş kurarlar, ortaklık yaparlarsa ben onların üçüncü ortağı olurum. Ama onlardan biri diğerine ihanet ederse ben aralarından çekilirim buyuruyor. Hadis-i şerifte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam doğruluktan hiç ayrılmayan tacir kıyamet günü sıddıklar şehitler ile beraber haşrolunacaktır buyuruyor. Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri böyle tacirlerden, böyle ticaret ehlinden eylesin. Sadık, sıddık, ticaretini haram karıştırmayan kamil müminler zümresine ilhak eylesin.